Anneciğim, beğendiniz mi? Neyi? Takımlarımı. Alo. Günaydın Esma Hanım. Faruk şirkete geldi, ona haber vermek istedim. Tamam, teşekkür ederim. Kim o anne? Faruk abim mi? Kızım koyma. Hadi çabuk bitir kahvaltını da gideceğiz biliyorsun kabristana. Kim bıraktı annem şu şekeri? Babanın çok seveni vardı oğlum. Fevzi. Fevzi. Bugün 10 yıl oluyor. Aileyi bir arada tutmak. Düzeni sürdürmek. Acılar, kederler. Hepsine rağmen dimdik ayaktayım. Hiçbirinden gocunmadım. Ne gerekiyorsa yaptım. Gene de yaparım. Ama karşında duran kendi kanındansa onun acısı başka türlü oluyor Fevzi.
Faruk evden gidelim dedi. Hem de o kızın tarafını tutarak. Ama ezdirmeyeceğim. Boran soyadını o İstanbullu geline çiğnetmeyeceğim. Yaşayacak bir hanım arama için çıktım bu yola. İnşallah Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Salih, bırak onu oraya. Çık. Bakayım ne kalmış. Sağ olsun Hilal'dan kumbara yaptı tedavi için. Ben de doktordan randevu aldım. Bakalım hayırlısı. Nerede bakayım şu kumbara? Burada. Az veren canda. Ay vallahi ben onun için demedim Senem Hanım. Olsun böyle içimden geldi. Ay Allah razı olsun. Geldi keyfimizin limonu. Kusura bakmayın Senem Hanım, çok işimiz var. Malum yerimiz de dar, telaşımızı görüyorsunuz. Kız. Ne güzel olmuşsun böyle. Ay sağ ol abla. Yürü sana. Hayırdır? Düğün evi mi zannettin sen burayı? Menü için hazırlandım abla. Ablam şimdi gelinler böyle salınıp geziniyor ya. Özeniyor yani genç neticede. Adı üstünde gelin onlar. Kocalarına süsleniyorlar. Senin süsün kime Bade Hanım? Abla çok üstüme geliyorsun ya. Sen daha üstüne gelme görmedin. Git sil o suratını. Bugün ortalara da çıkma. Biraz yalnız kal aklın başına gelsin olur mu? Nasıl yani? Cezalısın bugün. Hadi. Ablam biraz sert olmadı mı? Gülistan, şimdi sen de yiyeceksin cezayı. Elin işlesin, elin işlesin. Alın şunu benden. Nasıl yani ya? Kızım, şimdi senin kocan bize okul mu açacak yani? Evet. Vay arkadaş ya. Bana bak. Hırt mırt ama içinde de başka adam var be. Gerizekalı. Ama ne var? Kocasına da laf söyletmez. Yalan mı be? Bir bakıyorsun içinden Hulk çıkıyor, bir bakıyorsun Romeo. Bana bak, elimizi çabuk tutalım yalnız. Ben hafta sonuna kadar buradayım. Hafta sonu? İşi ne yaptın? Ablan aldı o işi tatlım. Yalnız bırakmayacağım kız seni. Farkındayım. Dilara'nın Bursa şubesini açıyoruz. Dadat dat dadat. Yalnız bana bak, elimizi çabuk tutalım. Gel, emlak falan bakalım. Hadi bakalım. Ay saat kaç olmuş be, bakamam emlak falan. Mevlüt'e yetişeceğim daha. Bana bak tatlı kız. Sen gelincilik mi oynuyorsun baya baya? E ne sandın? Boranların gelini olmak kolay değil. Allah yansın. Hadi görüşürüz. İyi ben bakıyorum hadi. Tamam hadi bay. Ulaşım alanlarında faaliyet göstereceğiz. Konya'dan gelmişsiniz diye duyduk. Evet. Adem mi? Efendim. Boranlar geliyor. Öyle mi? Kusura bakmayın ya, misafirlerim geldi de. Keyfinize bakınız. Evet. Hoş geldiniz. Adem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bursa o kadar büyük değilmiş. Evet, evet. Açılışa geldin galiba. Açılışa geldim. Bir görelim bakalım kimmiş bu gizemli komşumuz. Tanıyorsun kim olduğunu. Tanıyor muyum? Evet. Kim? Benim ofisim ya. Senin mi? Evet. Adem biz seninle o kadar muhabbet ettik, hiç söylemedin aynı işi yaptığımızı. Yani işte derin mevzular konuşmaktan fırsat buna gelmemiş demek ki. Aynı sektördeymişiz meğerse. Evet o zaman adımızı duymuşsundur herhalde, çünkü Bursa'nın en büyüğü biziz. Şimdi ben seni Fikret diyebilirim. Ben senin işinle soyadınla arkadaşlık yapmadım kardeşim. Şimdi ben sektörde yatırım yaparken rakiplerim kim, sektörün durumu nedir diye bakmam. Şurama güvenir öyle girerim. Anlatabiliyor muyum? Biraz risk alırım. Cins biriyimdir yani. Belli. Adem Bey, evet. Kurdeleyi kesmeye hazırız. Gelecek beklediğimiz başka misafirimiz yoksa geçebiliriz. Var mı gelecek olan? Bizden yok.
Peki. Zaten davetiyeye saat belirttik. Gelmek isteyen bu saate kadar çoktan gelirdi. Değil mi? Hadi bakalım buyurun gelin lütfen. Gelin geçin peki. Bugün yanımızda olduğunuz için hepinize tek tek çok teşekkür ediyoruz. Bursa'daki ilk yatırımımız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tebrikler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrardan hayırlı olsun. Bundan sonra daha güzel olacak. İnşallah. Geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz Zakir. Buyurun. Elif Hanım hoş geldiniz. Esma Hanım, Reyhan Hanım geldi. Yeni komşumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Niye zahmet ettiniz? Ağzımızın tadı olsun istedim. Kızım alıver tepsiyi. Hani Nurgül misafirlere ikram edersin duadan sonra. Buyurun. Tanıştırayım. Dünürüm Kıymet. İpek'in annesi. Öyle mi? Merhaba. Ben de Reyhan Sezgin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın. Adete göre bizim size hoş geldin dememiz icap ederdi ama rahmetli kocamın mevludu'na denk gelince tanışmamıza vesile olur diye düşündüm. Başınız sağ olsun. Süreyya nerede göremedim. Faruk'un çok önemli bir işi vardı. Kısmet bugüne denk geldi. Gençler işte adetleri bilmiyorlar. Aa gelemeyecek mi yani? Çok merak ediyordum. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın geç kaldım biraz. Maşallah çok da güzel. Hanım hanımcıklı kızımız. Pek şanslısın Esma Hanım. Gelinlerin birbirinden güzel. Doğma büyüme İstanbullu musun kızım? Evet İstanbulluyuz. Pek güzel. Ne iş yapıyorsun? Konservatuvarlıyım ben. Yani müzisyen. Duaya geçelim mi?
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl geldi? Güzel güzel konuştu ha? Kızlar hadi hadi. Aa, Asiye. Kızım sen bunu açmadın mı hala? Duaya geçtiler. Hadi size tabakları alın hadi. Asiye kime diyorum? Hadi sen de kızım benim başımda bir bade var, bir de sen çıkma hadi. Bunu çıkartmayalım içeri. Öf. Niye kız? Hii. Hem de böyle bir günde. Revani mi o? Fevzi Bey'in en sevdiği tatlı. Esma Sultan görmesin vallahi yakar bizi. Kız ikram edin dedi. Ne alt edeceğim şimdi ben? Ben yürürüm yâne yâne, aşk boyadı beni kâne. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi. Gel gör beni, beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi. Maşallah. Yaşı genç ama maşallah nasıl da biliyor. Maşallah. Sesine nefesine sağlık kızım. İkramları getirin. Hayırdır kıymet? Ya ölmüşün arkasından gözleri dökmek günahtır. Acıyı körükler gibi ne öyle? Ya canım olsun. Böyle zamanlar acıyı atmak içindir. Gözyaşını içine akıtan insanın kalbi kalınlaşır. Belli ki içini yakan bir kaybı var Reyhan Hanım'ın. Eşiniz sağ mı Reyhan Hanım? Değil. Rahmetliyi tam 10 yıl önce bugün kaybettim. Aa, nasıl bir tesadüf. Biz de Fevzi Bey'i kaybedeli tam 10 yıl oluyor. Başınız sağ olsun. Çoluk çocuk var mı? Evet var. Bir oğlum var. İkimiz beraber yaşıyoruz. Boş verin, hiç üzülmeyin. Yakında bir gelin alırsın. Torun tombalak hep beraber yaşarsınız. Öyle değil mi Esma Hanım? Esma Hanım bir seferde 2 gelin aldı. Bak maşallah nasıl güzel. Darısı senin oğlun. Üzülme, üzülme. Ha, gidiyor musunuz Akif Hanım? Ayağınıza sağlık. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim.
Sağ olsunlar, revani de tabağa koymuşlar. Elinize sağlık, elinize sağlık. Yemeyecek misiniz? Benim şekerim var da. Bir tadına baksaydınız. Sen nasılsın? İyi. Sana bomba gibi bir haberim var. Hı. Süreyya Faruk'la konuştu. Faruk bütün masrafları üstleniyor. Hı. Anladım. Sattın beni yani. Okey. Ne alakası var ya? Yani Faruk'un masrafları üstlenmesi daha mantıklı değil mi? Süreyya'nın kocası neticede. Kim için daha iyi? Senin için mi, Süreyya için mi? Peki ya yarın öbür gün araları yine bozulur da... Adam hadi ben kapatıyorum okul derse, o zaman sen ne yapacaksın? Süreyya beni yarı yolda bırakmaz. Yürütmenin bir çaresini buluruz biz. İş başka, arkadaşlık başka şeylerdir. Bence yanlış yapıyorsun. Ama tabii ki yine de sen bilirsin. Peki, siz ne öneriyorsunuz? Teşekkür ederim. Bence... Süreyya'ya kocası destek olsun. Biz de seninle beraber girelim bu işe. Ama benim finansörün olduğumu ikisine de söyleme. Neden? Çünkü otogarda bir yazıhane açtım. Yani Faruk'a rakip oldum. Şimdi burada da ortak olduğumuzu duyarsa hani meseleyi kişisel bir şey gibi zannedebilir. Senin hayallerine husumet değmesin. Yani Süreyya'dan sır saklama hoşuma gitmiyor. Ama haklısın galiba ya. Hı hı. Tamam ortak. Akşama kutlayalım o zaman. Olur. Kutlamaya pek istekli değilsin galiba. Bakabilir miyim? Tabii ki. Çok zarif. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ben sizi geçireyim. Başınız sağ olsun. İstemez. Sağ ol. Aa, siz de mi gidiyordunuz? Sohbet edemedik. Yemeğe kalın. Çok teşekkür ederim. Sizin için de yorucu bir gündü. Ben gideyim. İmtihan sonucumu falan da almamışım. Yok, içime sinmez öyle. Gidin alın ilacınızı. Bekliyorum yemeği. Konuşacak çok mevzumuz var. Konağı nasıl aldınız? Hamdi Bey'i nereden tanırsınız? Belki oğlumun işi gücü vardır. Bilmiyorum şimdi onun programını. Başka bir zaman. Gençlere bıraktığınız zaman bahane çok.
Arzu ederse onu da buyur ederiz. Peki o zaman. Akşama görüşürüz. Bekliyorum. Anne, biz bu kadınlardan tanıyorduk. Aman canım, nereden tanıyacağız? Yeni taşınmış, kendi de söyledi ya. Gördün, temaşanı yaptın, eğlendin mi bari? Kıymet. Bunca yıl sonra niye abla? Allah aşkına bana bir cevap ver. Fevzi öleli 10 yıl oldu. Neyin hesabı bu? Yılların ne önemi var? Hı? Esma kadar benim de hakkım olanmak. Bak abla. Bunca yıl birbirimize faydamız olmadı hiç. Uzaktık. Ama zararımız da olmadı pek. Bırak öyle kalsın bu iş. İpek gelinleri artık onların. Herkesin huzuruna kastediyorsun. Geçmişte işlediğim bir günah için evimizi yakma. Bana yapılan günah değil miydi? Yıllarca kenara atıldım. Sesim çıkmadı. Beklentim olmadı. Düzen bozulmasın diye dirliğim olmadı benim. Bütün haksızlığa rağmen Fevzi'yi Esma'dan daha çok sevdim ben. Ya adamın kemikleri kalmamış. Hala kıskançlık peşindesin. Ya hem Esma'nın kabahatini. Kadının ruhu duymamış adamın 7-6. O da bilmiştir. Bilmezlikten gelmek işine gelmiştir. Allah'ın kitabını aşkı için. Bu işi burada bırak böyle. Bir daha da adamını atma buraya. Yoksa fena buluşuruz. Ablacığım. Ali oğlum. İşini ayarla. Akşam Boranlara yemeğe geliyoruz. Tamam güzel anacığım. Çok pardon, bir tane daha alalım. Şarkını bölmek istemedim. Çok önemli bir işim çıktı. Sana bir kutlama borcum var. Ne enteresan adam çıktın sen ya. Bu hareket çok rahatlattı bizi. Kusura bakmayın, geciktim. Açılıştan geliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk.
Kimmiş bu şirketin sahibi? Tanıştın mı? Nasıl biri? Öyle senin benim gibi bir adam abi. Bence değil. Öyle olsaydı hayalet gibi gelip de karşımıza yazıhane açmazdı. Belli ki gizli saklı yürütüyor bu herif işlerini. Bence yanılıyorsun abi. Öyle ufak ufak ilerlemeye çalışan biri. Yani büyük iddiaları yok. Fikret, biz de ticaret yapıyoruz. Bir gizlimiz saklımız var mı? Yok. Bu adam beni tedirgin ediyor. Kimdir nedir bir araştıralım. Biz araştıralım da yine sen haklı çık. Cengiz Bey'le biz de borsadaki hisselerin yükselişinden falan bahsediyorduk. Ah, nihayet güzel haber. Evet Fikret Bey, toplalım olduğunu düşünüyorum. Tabii piyasadaki güvenilirliğimizi de sağlamlaştırdı bu çıkış. Tabii tek elden alınmadıysa. Eğer bir anda bütün hisseleri satarsa piyasayı manipüle eder. Abi kim niye böyle bir şey yapsın ki? Bu ticaret Fikret. Bilmeden kim bilir kimin kuyruğuna bastık. Ama ihaleye katıldığımızı açıklamıştık değil mi? Evet. Tamam işte. Durum ortada. Haber duyulunca alışlar patlamış. Bu arada ihaleyle ilgili toplantı öncesinde haber geldi. Teklifler kapanmadan önce başka bir firma daha girmiş. Son dakika mı? Kim olduğunu biliyor muyuz? Düne kadar tek başımızaydık. Nereden çıktı bu? Akif, kimdir nedir bunları bir araştır. Evin yeni sahipleri sıfırdan tadilat yaptırdı. Eşyalar bile yepyeni, hiç kullanılmadı. Aslında bir toz alınsa hemen oturulur durumda. Mevkisi harika. Hastaneye de çok yakın doktor hanım. Ya muhtemelen siz de zaten ilk bu yüzden burayı görmek istediniz. Ev kimin demiştiniz? Güliz Hanım'ın. Aa, merak etmeyin, kendisi çok iyi bir insan. Hemen anlaşırsınız. Daha önce de Faruk Boran'ınmış burası. Boranlar buranın en köklü ailelerinden biridir. Sanırım Faruk Bey'deyken bir 6-7 sene kadar boş kalmış burası. Son 3 senedir de zaten yeni sahiplerinde. Ah, çok pardon. Odaları da görebilir miyim? Tabii, buyurun. Efendim? Faruk, bu ne? Doğum günü hediye. Bu evi çok beğendiğinizi söylemiyor muydunuz? Gelip geçerken göstermiyor muydunuz Begüm Hanım? Değil misin sen? Ya gösteriyordum tabii de satın al diye değil. Seni mutlu görmek için her şeyi yapalım. Hem bu evde ne güzel çocuklar büyür biliyor musun sen? Gel bakalım hadi. Vallahi çok güzel, harika her şey. Şu manzaranın güzelliğine bir bakar mısınız? Hemen ilk gördüğüm ev olmasın, birkaç tane daha görelim derseniz tabii ki anlarım ama ben sizi buraya çok yakıştırdım. Evi tutuyorum. Harika, tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Hadi o zaman hemen işlemleri yapalım. Tamam. Hadi kızlar, şu kalanları da hallediverin. Aa, duymuyor mu telefonu kız? Buyurun, Boran Konağı. Alo Gülistan. Kıymet Hanım'ı arıyorum, ulaşamıyorum da çıktı mı acaba? Ha, Eda aldı mı Emre? O gelir birazdan.
Ha öyle mi? Hadi tamam, kolay gelsin, sağ ol. Ay dur kız, hemen kapatma. İki lafın birini kırıverelim azıcık. Hem dedikodum var sana, gülümser. Ha öyle mi? Neymiş? Anlat bakalım. Benden duymuş olma ama şu sizin İpek Hanım'la bizim Fikret Bey daha o malum işi yapamadılar sandımca. Kız sus. Sanki siz nereden bileceksiniz? Anam bilerek anlamazdan geliyorsun herhalde. Çarşafları biz topluyoruz diyorum. Daha ne diyeyim? Yani bir şey olmuş olsa emaresini görürdük herhalde değil mi? Neyse. Başkasının yatak odasını konuşmak bize mi düştü? Hadi kapı çalıyor. Kapatıyorum ben. Kolay gelsin. Ay, bunun da hiç muhabbeti yok. Kolay gelsin. Sağ olun beyim. Ya Mehmet de almış. Gayman kaldı mı? Kaldı tabii, kalmaz mı? Hatta dur, ben sana tabak yaptım. Onu getireyim sana. Kolay gelsin. Murat. Getirdim, yesene. Ya ben banyoya gideceğim de salonu bırakır mısın? Oğlum. Abinleri ara. Akşama misafir gelecek. Geç kalmasınlar. Masada herkese eksiksiz istiyorum. Emredersiniz komutanım. Akşam tüm manga iştirmağı için hazırız. Başım çatlayacak gibi ağrıyor. Sanki matkapla deliyorlar. Of annem. Of. Halin hal değil hanımım. Bir doktor mu çağırsak? Ay. Gülümser, şu dolaptan kafa bantımı getirsene bana. Ay, yine ne oldu Gülümser? Böyle bir şey nasıl söylenir bilemedim hanımım. Gülümser, ne oldu, uzatma, anlat. İpek Hanım elimde büyüdü. O yüzden bu diyeceğimi yanlış anlamayın, ne olur. Allah aşkına çatlatma adamı, anlat. Konaktakilerle konuştum. İpek Hanım'la Fikret Bey karı koca olamamış galiba. Onlara ne? Ben de öyle söyledim. Ağzını kapattım ama siz bilin diye şey ettim. Peki. Ah. Ah. Hoş geldin Çağ. Hoş buldum. Ah kızım, ah. İpek beni böyle yavaş yavaş öldüreceğine vur. Çek tetiği, öldürme kızım. Kıymet. Ağıt yaktığına göre kesin Esma'nın yanından geliyorsun sen. Şahap, Allah aşkına kadınların işine karışma. Yahu anlamıyorum. Her sabah bu evden sağ salim çıkıyorsun. Sonra konaktan cin çarpmış gibi geri geliyorsun. Bana bak. Bu kadın sana işkence falan ediyor olmasın. Ben biraz sokağa çıkacağım. Hava alacağım. Akşam akşam bu ne havası? Şahap, Allah aşkına benimle uğraşma. Allah aşkına. Ben nasıl ya? O senin güzelliğin karıcığım. Bana bakın. Cilveleşeceğinize bir işin ucundan tutun. Akşama misafir var. Tamam. Tamam abla. Şunu da az külüstem be. Senin neyin var Mustafa? Ben. Ne bileyim bunu. Öyle işte kabristandı, duasıydı derken Fevzi Bey'e dalıp gitmişim. Eskileri düşündüm işte öyle. Tabii. Sizin yarenliğiniz var. Özler insan. Sen hala Nurgül ablaya mı bozuksun? Aman yok be abla. Kendi kendine hanımı taslıyor işte. Benim işim bitti zaten. Ben gideyim, olur mu? İyi.
Gel. Asiye demiştim ama. Onun işi vardı, ben geldim. Şu yemek götürür misin? Murat. Bu sana çok yakışıyor. Sen ikisini de ötülesene. Bir daha acele edersen. Tabii. Nasıl istersen. Kahve yaptım, içer misin? Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ ol. Teyzemle konuştum, anlattı her şeyi. Bir şey yapmadım ki. Nasıl bir şey yapmadın Osman? Ben geldiğimden beri nasıl sahip çıkıp kolladıysan, dostluğunu esirgemediysen aynısını teyzem için yapmışsın. Sağ ol. İyi misiniz abimle? İyiyiz. İyiyiz, merak etme, her şey iyi. Sana güzel bir haberim var. Benim bir hayalim vardı. Dilara ile ortak bir okul açmak istiyordum. Müzik okulu. Abine anlattım. Destek olacak. Çok sevindim. Ne okuyorsun? Cemal Süreyya. Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var. Şu an neredeyim biliyor musun? Babamla sahaftayım. En yaşamış kitabı seçiyorum. En kahveli kedisini. Üstünde en çok yazı olanı. Ben de severim sahaflarda zaman geçirmeyi. Sen kitapları nasıl seviyorsan ben de müziği öyle seviyorum. Umarım başarırız bu okulu açmayı. Açarsınız. Elbet açarsınız. Çok da güzel olur. Sen İpek Böceği kozasını biliyor musun? Yok. Bak, kimine göre o koza onun hapishanesidir. Ama kimine göre de özgürlüğüdür. Ya ben İpek Böceği'nin uçma hayaliyle o kozayı ördüğünü düşünüyorum. Ya misal bu konak annemin kozası. Korumak için her şeyi yapıyor, her şeyi yapıyor ama kendini içeri hapsettiğinin farkında değil. Bu okulda senin kozan olacak. Sen böyle rengarenk kanatlarla kozadan çıkmayı başaracaksın. Sen her konuştuğunda kendimi daha iyi hissediyorum. Sağ ol. Hep kardeşim olsun isterdim ben. 3 tane var şimdi. Ama yalan söylemeyeceğim. Senin yerin çok başka. Hadi kahveni soğutma. Görüşürüz sonra.